Selam dostlar, Sadaniz kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda biraz böyle riskli, hatta risklerken çok riskli, sıkıntılı bir hisse inceleyeceğiz. Sadece teknik kısmı çok hoşuma gitti. Yani teknik olarak baktığım zaman inceleyeceğimiz hisse bu arada Koray Gayrimenkul. Teknik olarak şöyle hissediyoruz. Bakın şöyle geriye doğru size şunu göstereyim. Ona göre videonun devamına bakar ya da bakmazsınız. Şöyle 22 Nisan'a kadar yani 20, e, Nisan 2022'ye kadar 4 TL'lerde gelen bir hisse bakın arkadaşlar. Bayağı bir süre mesela 4 TL'lerde kalmış bakın. Yani neredeyse Şöyle 2019'dan 2022'ye kadar 2 TL'lerden 4 TL'lere gelmiş. Bunu hesaba katın. Sonra bakın buralardan 4 TL'lerden hisse 62'lere kadar geliyor. Hangi tarihte? Temmuz 2023'te. Baktığımız zaman arkadaşlar şu anda e, yani bir yıl bile dolmamış. Düşen gerçekleşmiş. Bu düşen şöyle baktığımız zaman bakın burada geliyor. Bir deniyor, iki deniyor, üç, dört, beşincisinde deniyor. Yani şu düşeni kırmak istiyor. Kırınca yani yukarı yönlü sert bir çıkış olabilir. Ama hissenin temeli hiç sağlam değil. Şöyle bu temeline baktığımız zaman bakın şurada özet raporda örnek veriyorum. Öz kaynakları bir önceki çeyreğe göre %66 yani şirketin öz kaynakları erimiş. Ee, onun dışında bakın net dönem kârı eksi 65 milyondan eksi 23 milyon aslında iyileşme var. Ee, satışlarda da bir %47'lik bir artış söz konusu ama öz kaynakları ciddi anlamda erimiş mesela bu beni biraz rahatsız etti. Böyle öz kaynak karlı bakın burada arkadaşlar eksi 124'lerden eksi 57'lere kadar gelmiş yani iyileşme var. Ama kaldıraç oranına bakıyorum bakın 199 şirketin neredeyse tamamı borç devam ediyor. Cari oran da 0.41 yani elinde böyle az bir para var ama hadi o neyse ama borç oranı çok yüksek baktığımız zaman çok kısmında mesela örnek veriyorum dönen varlıklar 42 milyondan 85 milyona çıkmış bu olumlu duran varlıklara bakıyorum 569 milyondan mesela 2.5 milyon seviyesine çıkmış duran varlıklarını arttırmış şöyle baktığımız zaman mesela ne var burada maddi olmayan duran varlık mesela arkadaşlar artmamış yani hani orada 149'luk bir durum söz konusu burada ne var stoklar arkadaşlar yani şirketin elindeki stoklar artmış. Ee, o yüzden hani böyle tam net bir e, duran varlık diyemeyiz. Öz kaynaklara baktığımız zaman ise bakın 68 milyondan 17 milyon seviyesine düşmüş. Yani sıkıntılı arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şöyle piyasa çarpanlarına bakalım. FK's piyasa defter ve FDF değerine bakalım. Bakın bazı şirketlerde şöyle arkadaşlar FK gözükmüyor. Yani niye gözükmüyor net bir şekilde bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şöyle şuraya kadar geliyor mesela bakın FK'sı şu civarlara kadar 32'lere kadar gelmiş şu an gözükmüyor. Son 3 yıla baktığımız zaman ne zaman kalmış? Burada 2022 8. ayda kalmış böyle. Piyasa defter değeri mesela 2 küsürlerdeymiş böyle 85'lere kadar çıkmış. BDFY bakın eksi 7000'lerde 700'lerde pardon artı 2000'lere çıkıyor tekrardan eksi 400'lere düşüyor. Yani tamamen sıkıntılı arkadaşlar çarpanları vesaire hepsi sorunlu. Zaten burada bakın FK'sı anlamsız gözüküyor gayrimenkul sektöründe yer alıyor piyasa defter değeri 079 sektörü ki bizimki 90. Yani şirket patlamış gibi gözüküyor. Ama teknik olarak burada dediğim gibi bir potansiyel var. Tamamen risktir. Hatta %100 değil, %500 risktir. Ona göre yani alacak arkadaşlar ona göre değerlendirsin. Teknik olarak şu anda güzel bir yerde değerli arkadaşlar. Yani ufak çok ufak bir meblağıyla denenebilir yani önünde 63 günlük direnç var 200 günlük bakalım o direnç var hisse 38 TL üzerinde çıktıktan sonra ya yani şurada düşeni kırdıktan sonra bir de önünde 30, 200 günlük direnç var şu civarlarda yani 38-39 TL üzeri kapanış yaptıktan sonra yukarı yönlü bir ivme kazanabilir değerli arkadaşlar onun dışında şöyle Universal RSI bir bakayım bir de ADX bakalım ADX ile şu anda bakın 13 13.14 zayıf bir trend söz konusu yani Universal RSI bakın uzun zaman düştüğünden beri hiç güvenli bölgeye çıkmamış yani bunun tahtacısı bunu götürmedi sürece arkadaşlar. Tabii ki hepsinin tahtacısı götürüyor ama ya buradan belki işte yine saçma sapan bir rakamlara çıkış olabilir. Dediğim gibi asla buraya büyük para bağlamaz. Çünkü %100 risklidir, saçmadır. Ufak bir meblağ ile denemek isteyenler için bu videoyu çektim diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.